Ne zaman evleneceksin? Yaşın da geldi artık. Şimdi maaşın ne kadar oldu senin? Okul ne zaman bitiyor? Hala çocuk düşünmüyor musunuz? Ve daha bunun gibi birçok soru efendim. Tanıdık geldi değil mi bu sorular? İşte bunlar klişe bayram soruları. Genelde akrabaları tarafından gençlere yöneltilen ve biraz da can sıkan türden aslında. Peki bu sorular karşısında gençler ne yapar, ne hisseder? Gelin kulak verelim onlara. Biriyle anne tarafından akraba, diğeri babamın akrabası olsa, ben de annemle babamın ortak kesişim kümesi olduğuma göre ikisinin de akrabası olmaz. Maalesef her zaman. Ne gibi mesela? Ne zaman evleneceksin? Okul, bir sürü şey, maaş, öyle yani. Rahatsız ediyor mu bu sorular? Yok, görüşmediğim için rahatsız oldum. Görüşmemeyi mi tercih ediyorsun? Aynen öyle. Uzak kalmalım daha iyi. Biz meraklı bir milletiz. Evet, soruyoruz. Sorulmaması gereken kişiler var. Ama gayet normal karşılıyorum. Olabilir böyle şeyler, sorulabilir diye düşünüyorum. Çoluk çocuk genç yaşlı bayram ziyaretlerinde bir araya geldi. Konu döndü dolaştı. Gençler yine o klişe sorulara maruz kaldı. Ama evleniyorsunuz diye sormadınız mı? Yok, benim de kızım boş ver hayatını yaşasın. Evlilik her zaman olur ya. Maaş ne kadar oldu diye sorular yöneltmediniz. Ben sormam. Harika. Hiç para konusu sormam. Çünkü sorarsan az param var derse vermek zorundasın. Baklava sarmalar yenildi. Bayram ziyareti gerçekleşti. Ufuk'ta evlilik var mı? İkinci çocuk yolda mı? Dersler nasıl gidiyor gibi malum sorulara sıra geldi. O soruların başında ne zaman evleneceksin var. İkinci sırada çocuk düşünüyor musun? Üçüncü sıradaysa ne kadar maaş alıyorsun geliyor. Akrabalar soruyor. Dile getiremeseler de gençlerin biraz keyfi kaçıyor. Güzel değil ya. Standart kalıplaşmış cümleler duymak hoş değil artık. Rahatsız ediyor gençler mu? Gençler hiç hoşlanmıyor. Evet biz de evet rahatsız etti. Akrabaların yönettiği sorulara maruz kalmak istemeyen insanlarsa çözümü ya ziyarete gitmemekte ya da kaçmakta buldu. En çok sorulan soru kilo mu aldınız? Bunu ben hiç sevmiyorum. Özellikle gençlere çok kilo almışın sorulmasını ya da ne zaman işe başlayacaksın, ders nasıl, evlilik ne zaman? Mesela bana en çok sorulan soru ikinci çocuk ne zaman? Soruldu. Hepsini cevapladık. Rahatsız oldunuz mu? Hiç sevmiyorum ama mecbur. Akrabalara da bir şey diyemiyoruz. Dersler nasıl? Üniversite hazırlıkları nasıl gidiyor? Gibisinden sorular sorular. O şekilde ben de kaçmak için burayı tercih ettim. Çözümü kaçışta mı buldunuz? Kesinlikle. Yani çünkü çok kuşak farkından dolayı. Ki onlar daha büyük insanlar ve daha sıkıcı muhabbetler dönüyor. Biz biraz daha küçük olduğumuz için çok bize uymuyor o muhabbet. İkinci çocuk. İkinci çocuk muhabbeti klasik dönüyor tabii. Onun haricinde bu bayram bu sorulardan biraz daha uzak kaldım diyebilirim. Bile isteyeme. Bu sorular rahatsız ediyor mu peki sizi? Genel olarak herkesin özel hayatına müdahale edilen sorular herkesi rahatsız eder diye düşünüyorum. İlişki durumun nasıl diye falan soruyorlar. Aa, ama siz çok küçüksünüz. İşte ben de öyle söylüyorum ama kimse anlamıyor. Saçma sapan sorular soruyorlar. Çok sevdiğim akrabalarımı gitmedim. Cevap da vermedim hiçbirine. Ellerini öptüm, paramı aldım, köşeye çekildim.